6-12 Şubat haftası haftalık burç yorumumuza hoş geldiniz. Sevgili koçlar ve yükselen ve ay burcu koçu olan güzel takipçilerim, keyifli, uğurlu, enerjik bir hafta, isteklerinizi daha net görebileceğiniz bir haftayı kucaklamanızı temenni ediyorum. Aynı şekilde yeni sosyal çevre, gruplar, iş toplantıları, işle alakalı yaşayacağımız birçok noktada artı enerjinizin yüksek olacağı ve özellikle teknolojik alanlarda hizmet veren sevgili koçlar için yeni oluşturmakta zorlandığınız ekibiniz, işiniz, kalıplaştıramadığınız projelerinizde net göreceğimiz bir hafta ve uğurlu geleceğini de uyarıyorum sizi. Bazen içsel dünyanızın yarattığı yapamamam endişesi, ani hata verebilirim, ani değişken enerjinizin yarattığı korkuları da biraz daha iyileştirmenizi, çünkü bu hafta siz varlığınızı, emeğinizi, var etmek istediğiniz birçok noktanın lezzetine varmayı öğreneceksiniz. 11 Şubat'ta Merkür Kova burcu geçişiyle birlikte unutmayın ki hayatınızda var olan ve geçmiş konularımız, kısıtlanan sorunlarımız, bizi kısıtlayan ve sıkışmış hissettiğimiz birçok noktadan kurtulma enerjisine geçiş sağlayacaksınız. Ve şunu demek istiyorum, hani bazen insanın sokakta başına taş düşmez ama sizin başınıza taş düşer ya, artık o döngüleriniz bitiyor. Hani kötü oluşumları yavaş yavaş hayat renginize güzel renklerle dokunduracaksınız. Kaygılanmaya gerek yok. Kurumsal, büyük firmadan, yurt dışı bağlantılı işlerimizle ilgili olumsuz hiçbir şey yok. Cesaretinizi, yapılanmasını, doğru olan her şey sizinle birlikte. Yalnız eğer ki finansal anlamda büyük insan kaynakları olabilir, finansal alan, banka alanında çalışan sevgili koçları için ciddi anlamda rakiplerden kaynaklanacak zorlanma, inandığınız insanların size yaratacağı kaosları, üstünüze suç kalabilir, dikkatli olmanızı öneriyorum. Aynı şekilde serbest ve özgür noktada çalışan sevgili koçlar için yeni tanışacağınız sosyal ortamlar size farklı insanlarla birlikte işinizi, alanınızı, yapmak istediğiniz birçok noktayı daha net bir şekilde görmenize yardımcı olacak. Bence tanışmak gayet kazançlı. Sadece şunu demek istiyorum. Biraz duygusal yönümüzün ve iş çevremizde insanlara duygusal enerjiyle yaklaştığınızda siz başarısız oluyorsunuz. Yani tuttuğunuzu kopartan sizde merhamet dediğimiz olay çok daha ön plana çekiş yapıyor. Hani de atasözleri vardır. Acıma yetime, bilmem ne yapar, bilmem neye. Yani sizin artık bu noktada kimseye acıma evreniz yok. Aslının ağzında iş de yok. Mümkün olduğu kadar iş alanınızı doğru kontrol etmeniz gerektiğini düşünüyorum. Kendi işinizi yapıyorsanız bu dönem biraz daha zorlayıcı, işlerde kısıtlamalar söz konusu olacak. Ama 13-14 Şubat'tan sonra işimizdeki yaşadığımız krizler toparlanma evresine girecek. Devletle ilgili beklenti evranız, halledilmesi gereken borçlarınızla alakalı da düzenli bir sisteme geçiş sağlayacağınız için daha az para imkanlarımızı doğru ödemelere doğru yön vereceğiz. Bu da bize mutluluk verecek. Aynı şekilde aile içerisinde çözülmesi gereken yasal sorunlarla ilgili de artık doğru avukatla yol almanız ya da kardeş ve kuzenler arasındaki yaşadığınız krizleri doğru ifade etmemiz lazım. Yoksa curcuna maşallah ailenin içerisinde mutluymuş gibi ama birbirimize gelince içimizdeki öfke tavan yapacak. Bunu da çözmemiz lazım. Satmaya çalıştığımız, elimizden çıkartmak istediğimiz ortaklı anne babaya ait bir malla ilgili ani karar veriyorsunuz. Orası çok kıymetli ve satılmaması gerekiyor. İçinde ufak tefek restorasyonlarla bunları daha aydınlığa itebiliriz. Bu ara tarım, organik hayvancılıkla uğraşan sevgili koçlar için hayvanlarınızla alakalı sıkıntı, toprağınızda bazı problemler ya da alanınızda hırsız girebilir. Dikkatli olmanızı istiyorum. Aynı şekilde de kardeş, kuzenlerle ortaklı işlerde daha anlaşılır bir nokta. Hatta bazı noktaları da tam istediğimiz noktada da bölüştürmeye çalışacağız. Evet, çalışan çiftlerimizle alakalı noktada eşinizin yurt dışı evrağı olumlu. Sizin de bulunduğunuz noktadaki karışıklıkları görmeniz gerekiyor. Alternatif iş bakarsanız sevinirim. Taşınmak konularımızla ilgili ani kararlar vermenizi istemiyorum. Biraz daha sakin olmanız lazım. Evet, ilişkilerde uzun süredir kendinizi oturtamıyorsunuz ve algı, yani ilişki algı yönetiminde biraz karmaşıklıklar yaşıyorsanız bunları bu hafta daha net göreceksiniz. Ve ilişkinizle ilgili gitmesi ve kalması gerektiği noktalara karar vereceksiniz.
Uzun soluklu ilişkilerde hayat arkadaşınızın sürpriz dolu enerjisi size mutluluk yaratacak. Sosyal çevrede tanıştırılmak ve ilişkiler konusunda şanssız hisseden takipçilerim için artık etrafınızda kim tanışmak istiyorsa koşun o enerjiyi alın. Çünkü hayırlı enerjiler var. Devamlı ilişkim yarım kalıyor ve ben bu noktada ne yapmalıyım diyorsanız sevgili koçlar, siz bol bol ya Rezzak, ya Fettah, ya Baki esmasını çekmeniz lazım 101 adet. Çünkü gerçekten ilişki başlıyor, yarım kalıyor ve bunlardan çok fazla sıkıldığınızda gözüküyor. Ve iş konusunda da devamlı yakın ailenizin nazarına, özellikle baba soyunuzun nazarına fazlasıyla geliyorsunuz. Biraz da tuz yakarak enerjinizi değiştirebilirsiniz diyorum. Evet, bu ara uzun soluklu ilişkilerde kardeş ve kuzenler arasındaki sorunları da ilişkinize yansıyabilir. Karşı tarafa destek vermenizi öneriyorum. Evli çiftlerde özellikle eşinizin iş trafiği, para gerginliği, evde ödenecek sıkıntılar, bir ilişkimizle alakalı noktada tam istediğimiz gibi gitmediği için huzursuzluk ve güvensizlikler var. Eşinizin evet biraz ruhu da çapkın ama bir kadınla birlikte olacak ya da bir beyle birlikte olacak enerjisi yok. O ruhunu böyle hani deriz ya, göz çapkını, evet göz çapkınlığını var, enerji böyle bir noktayı gösteriyor ama hata olarak görmüyorum. Ne demiş, güzele bakmak sevaptır, güzele bakmak hepimiz için sevap, unutmayın efendim diyorum. Ve bu ara ev değişimiyle ilgili taşınma konularında bazı yükselen koç ve ay burcu koçlar da ciddi anlamda mal sahibiniz ya da kiracınız ya da kiracılarınızla alakalı yaşayacak sorunlar bu hafta daha bizi yıpratabilir. Yasal olarak açmak istediğimiz davalarla ilgili kazancınız var. Çıkartılıyorsanız mahkemeye gidin, haklarınızla savaşın istiyorum. Bu ara özellikle evde ufak tefek değişiklikler, ampullerin değişimi, avize alım evreleriyle ilgili merak sardığınız noktalar, bir de hani soğukla alakalı pimapenden gelen arızalı sorunlarımızı da çözmemiz gerekiyor. Boşanma fikri olan sevgili koçlar için evet radikal karardasınız. Bazı yaşadığınız sıkıntılar, aksiyonlar, affedip tekrar barışmak sizi çok fazla yıprattı. Mal hakkınızla alakalı mücadeleyi vermeniz gerektiğinde unutmamanız gerekiyor. Hem kendi hem çocuklarınızla alakalı. Sevgili gençler, evet bu hafta eğitim haftanız başladı. Yorucu bir tempo, tekrar odaklanma sıkıntınız var. Evet, eğitim konusunda başarısızlık değil, biraz odaklanmayla alakalı noktaları çözmemiz gerekiyor diyorum. Sağlık olarak özellikle bu ara şöyle söyleyeceğim, mide, bağırsak enfeksiyonlarımız ve geniz eti akıntılarımız had safhada ve evde çocuklardan kaynaklı devamlı grip enfeksiyonlarına da açık olmamız lazım. Sevgili ev hanımları, kendinizi geliştirecek kurslar, çocuklarla iletişim, eşle iletişim evrelerinde kendinizi biraz kitap okuyarak, enerjinizi değiştirerek, bütün gün televizyon karşısında o ne olmuş, bu olmuş değil de biraz daha kendimizi geliştirmemiz gerektiğini uyarıyorum. Sevgi ve mutlulukla kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sevgili Aslan Burcu takipçilerim, güzel ailem, yükselen ve Ay Burcu Aslan olan güzel ailem diyerek başlıyorum. Bu hafta gerçekten İşinizle alakalı kendinizle ilgili fırsatların fırsat yaratacağınız, kendinizden emin olduğunuz başvurularınızla alakalı çok güzel gelişmeler ve yerinizde rahatsız olduğunuz evreleri doğru ifade edip yöneticileriniz, ekip çalışma, hakimiyet içerisindeki yüksek insanlarla aramızdaki bağ problemi bitmiş olacak. Aynı şekilde grup çalıştığımız insanların gergin tavırları, huzursuz tipleri gitmiş, daha sakin ve sizi anlayabilecek bir haftanın sevincine tadacaksınız. İşiniz gereği gideceğimiz seyahatler ve yurt dışı ile ilgili imkanların daha sizin için aktif rol alacağını unutmamanız gerekiyor. Ve başarısız bir hafta değil, size gerçekten çok başarılı ve isteklerinizin tek tek cımbızdan almak gibi değil, resmen cımbız avcunuza düşmüş gibi iş kapılarımız açık olacak. Özellikle uzun süredir işsizseniz ve hala bu konuda beğenemediğim, ben istediğim kapıyı bulamadım diyorsanız bu hafta bu arayışlarınıza girin ki doğru iş kapınız da var. Yeni işe başlayanlar için bulunduğunuz insanların tavrına takılmayın. Yeriniz kalıcı ve doğru bir nokta. Kimseyi kafaya takmadan işinize konsantre olun. Yerinizi değiştirmek, farklı alanlarda alternatif iş
başvuruları yapmak istiyorsanız biraz daha 11 Şubat Merkür Kova geçişine doğru da görmeniz lazım. Acele etmenize gerek yok. 8 Şubat'ta farklı alanlarda insanlarla sohbet etmek, farklı kişiler tanımak, iş bağlantılı içerisinde olduğumuz insanların üst level insanlarla muhatap olacağımız bir hafta ve biz başarıya doğru ilerliyoruz. Uzun süredir de kurumsal alandan daha büyük firmalar ve bağlantı yurt dışı içerisinde olmasını istediğiniz bağlantılarınızda olumsuzluk yok. Ama devlet ve devletle alakalı çalışan bazı aslan burcunda krizler, tartışmalar, hatta ve hatta bulunduğunuz noktada zorlayıcı konuşmalar, yıpratıcı sözlere de açık olmanız gerekiyor. Yer değişimi, başvuru, bunlarla ilgili gecikmeler söz konusu olabilir. Panik yapmanızı istemiyorum. Kendi işinizi ve kendi işinizle alakalı büyütmek istediğiniz noktalar, evet 11 Şubat'tan sonra çok rahat bir şekilde enerjinizi toparlayarak kendimi başaramıyorum, edemiyorum dediğimiz noktayı yavaş yavaş hayatımızdan çıkartacağız. Kendi kendimize yarattığımız engelleri görerek yol alacağımız bir noktada. Yakın dostumuzla aynı işi yapıyoruz ama ortak bir iş fikrimiz varsa da cesaretinizi toparlayın. Çünkü onunla yapacağımız iş gerçekten markaya doğru ilerleyecek. Hedeflerinize ulaşacaksınız. Aynı şekilde de yurt dışı vizeniz, pasaportunuzla alakalı zorluk dönemi alamıyorum, devamlı engel üstüne engel yaşıyorum diyorsanız bu başvurularınızda olumluluk evresi de söz konusu olacak. Yani 17 Şubat'tan sonra vize başvurularınızı yapmanız sizin için sağlıklı. Çalışan çiftlerimizle alakalı noktada işinizin devletle ilgili işe geçme gibi bir fikri olumlu evre. Mart ayı itibariyle bununla ilgili altyapı ve destekleyici enerjiler var. Şimdiden yakın çevre dostlarınıza bu konuyu haberdar etmeniz gerekiyor. Bulunduğunuz işi özellikle değiştirme fikriniz varsa da yer doğru noktada şirketiniz büyüyecek. Biraz daha sabırlı olursanız alanda kendinizi daha iyi göstereceksiniz. Sevgili gençler, eğitim haftanız başladı. Biliyorum yorucu, aynı şeyleri dinlemek, aynı şeyleri yapmak çok sizin bir aşk enerjiniz. Enerjiniz o kadar yüksek yani eğitimde değil de biraz gezmek, biraz etrafı dolaşmak, eğlenmek istiyorsunuz. Dil eğitimiyle alakalı eksiklikleriniz var. Bu noktanıza önem vermeniz gerekiyor. İleride bunlar hani üniversite sınavınız ya da lisede biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bunları şimdiden toparlamamız gerekiyor. Evlenmiş, ayrılmış çiftler tekrar birbirini denemek isteyebilir. Tekrar boşandığınız eşinizle tekrar bir şans evresine geçiş sağlayabilirsiniz. Daha mantıklı. İlk önce flört ederek kendi evrenizi ve çocuklar için bu doğru bir karar verdiniz ama değiştiğinize inanıyorsanız tekrar başvurun. Daha büyük sorunlar oluşmasını istiyorum. İlişkinizle alakalı noktada yeni bitmeye karar vermiş ya da terk edilmişseniz eski ilişkiniz size geri geliyor. Yani eski dediğim 15 gün önce terk edildiyseniz ilişkiniz size geri geliyor. Ama bir sene önce terk edildiyseniz o ilişkiden zaten bir sene geçmiş. Yani geri gelse ne olur diyeceğim. Uzun soluklu ilişkinizle ilgili yaşadığınız krizlerle ilgili de daha aileler yumuşak, ilişkimizde daha birbirimizi anlayacağımız evre gözüküyor. O yüzden hatalar yavaş yavaş düzeltilme evresine girmiş, birbirimize ait noktayı da belirliyoruz. Ama unutmayın ki hiç şansı olmadığını düşünen, yani başlayıp bitiyor başlıyor ya ben beğenmiyorum ya o beni beğenmiyor diyenler için belki Mart ayını görmeniz lazım. Bu hafta eleme deneme en azından sohbet edin, tanıyın, tanımaktan zarar gelmez diyorum. Yarım bıraktığınız eğitimlerle alakalı tüm çalışan yani 40 yaş, 50 yaş fark etmiyor, 20 yaş bunlar eğitimlerinizle ilgili başvurularınızın olumlu sonuç olacağı, özellikle de akademik anlamda üniversitede hocalık yapmak isteyen sevgili aslanlar için doğru bir başarı, doğru bir noktanız var. Hatta bulunduğunuz nokta sizi yurt dışı ile ilgili altyapı imzası da sağlayacak. Özellikle üniversitede kalmak isteyen sevgili gençler için de olumlu, gayet de başarılısınız. Odaklanma sorununuzu çözdüğünüz sürece okulunuz sizinle devam etmek istiyor, bilmenizi istiyorum. Yurt dışına yerleşme fikri olan bazı aslan burçları, evet bazı sorunlar, problemler çıksa da Nisan ayına kadar bu süreci tamamlamış olacaksınız. Şimdiden bu noktaların başvurusunu yapmanız gerekiyor ki yurt dışı ile alakalı sevgili aslanlar imkansızlığı başarmış olacaksınız.
Satılmasına karar verdiğimiz tapulu bir noktayla ilgili müteahhit anlaşması. Yani satmaktan çok müteahhitle anlaşacaksınız ve hem sizin için hem kardeşleriniz için çok hayırlı ve aydınlık olacak. Evli çiftlerde geçmiştekiler barışma, şu ara evliliği güzel gidiyor, huzursuzluk yok derken eşinizin iş krizi evimize yansıyabilir, çocuklarımıza bize sıkıntı yaratabilir, yüksek sesle konuşabiliriz, ekonomik yaratılan kaoslarda yorgun düşebilirsiniz, o tarafı da anlayın. Ve siz çok yeteneklisiniz. Artık o evden kalkıp enerjinizi bir yukarı çıkartarak çalışmanız gerektiği, yeteneklerinizin farkına varıp eve destek vermeniz gerekiyor. Her şeyden önemlisi kendi sağlığınız için, kendi ruhunuz için kendinizi desteklemeniz lazım. Belediyenin bir sürü kursları var. Ekonomik durumunuz kötü olabilir ama devlet bu konuda bize gerçekten güzel imkanlar vermiş. Kurslar iyi geleceğini düşünüyorum. Çocuklarınızla alakalı iletişim değil de çocuklarınızla ilgili alanlarını kısıtlıyorsunuz. Yani ses yapma, bağırma, kavga etme. Bırakın kavga etsinler, bağırsınlar. Siz karışmayın. Onlar kardeş ve bağlarını güzel bir noktada. Bir de çocuklarınızın okul anneleriyle alakalı yaşadığınız sorunlar var. Çocuklarınızı başka çocuklarla da lütfen kıyaslamayın, kırmayın çocuklarınızı. Sizin çocuğunuz Allah katından size bir mucize. Herkesin çocuğu, herkese Allah katında mucize. Evlilik teklifi alabilir. Söz nişan tarihi belirleyeceğiniz bir döngüye de geçiş sağladık. Sağlık olarak dikkat etmeniz gereken noktamız özellikle sinüzit ve migren ağrılarımız bu hafta bizi çok fazla yoracak. 20'lik dişlerde ateş yapabilir, dikkatli olunuz. Bir de şunu demek istiyorum, aile içerisinde ortaklı bir iş mevzunuz varsa bu hafta çözümleniyor. Herkes imzasını atıyor, hayırlı şekilde yolları ayıracaksınız, merak etmeyin, hoşça kalın. Sevgili yaylar nasılsınız? Abone olmayı unutmayın efendim. Spam devam ediyor. Paylaşın, tavsiye edin. Biraz güçlendirmemiz lazım. Yükselen ve ay burcu yay olan güzel ailem. Gökyüzünün en güzel yağmur tanesi, kar tanesi evinize bereket gibi yağsın. Rızkınız her sene bollukta geçsin istiyorum. Evet, bu hafta özellikle kendinizle ilgili var olan yenilikleri, işinizle ilgili sorumluluklarınızı, toplantılar, yoğun koşturma, dışarıda koşturmalarınızın çok hareketli bir dönemi. Yani bu dönem içerisinde evdeki eksiklikleri, unuttuğunuz borçları da 6 Şubat pazartesi günü dikkate alalım. 8 Şubat'a kadar bu ödemelerimizi gerçekleştirelim. Araç kredisiniz olumlu. Özellikle uzun süredir ev bakan ve ev almak isteyen sevgili yaylar için olumlu kredileriniz var. Sıkıntı yok. İşinizle alakalı da yeni oluşacağımız çevre, yeni oluşturmaya çalıştığımız alanlarda kendimizi daha güçlü hissedeceğiz. Finans ya da insan kaynakları, farklı alanda satış üzerine ve para üzerine işler yapıyorsanız bu hafta çok dikkatli olun. Kazanca dönüştüreceğiniz bir hafta. Kendiniz akıllı ve kıvrak zekanızla bunu artıya çevireceksiniz. Aynı şekilde belediyenin farklı sağlık sektörü olabilir, doktor olabilir, hemşire, ne bileyim doktor asistanı olabilirsiniz. Farklı bir yerden gelecek teklifi değerlendirmenizi istiyorum. Bazı sağlık sektöründe çalışan sevgili yaylar, yurt dışı ile ilgili başvurularınız olumlu onaylanmış. Keşke gitmeseniz, ülkemizin size çok ihtiyacı var. Ama yolunuz aydınlık ve ışık olsun. Mühendislik, alım satım üzerine inşaat mühendisi olanlar için de özellikle Merkür Kova burcu geçişini sağlıyor. Yeni projeler, anlaşmalar, teknolojik üzerindeki pazarlamalarımızda konuşmamızla birlikte yaratacağımız oluşum size fazlasıyla güç kazandıracak. Bunu doğru ve keyifli değerlendirmenizi istiyorum. Kendi işinizle alakalı yeni fırsatlar, özellikle sosyal grup çevrelerinizdeki değişecek, iş çevreniz değişecek, yeni insanlarla tanışacaksınız. Alternatif güç kazanacaksınız. Alanınız için hayırlı ve uğurlu olsun. Bu ara ufak tefek işleri kendi içinizde yapmaya çalışıyorsanız burası büyümeye doğru küçük bir yer açarak bu sistemi daha büyütebilirsiniz. Mesela organizasyon işi yapıyorsanız gerçekten artık yerinizi tutun. Çiçekçilik yapıyorsanız gerçekten yerinizi tutun. Çünkü sizin isminiz yavaş yavaş büyüyecek. Kendinize ortaklı bir firma kurmakla ilgili kaygınız varsa belki bunu özellikle Haziran sonrasına atmanız, şu an bu sistemi tam anlamıyla eğitim alarak güçlendirmeniz gerekiyor. Eğer öğretim görevlisiyseniz, kendinize ekstra bir eğitim almak istiyorsanız, sosyoloji okuyabilir, psikoloji okuyabilir, astroloji eğitimi alabilirsiniz. Bu da sizin farklı yönünüzü aydınlığa getirecek. Bu ara rüyalarınız, hisleriniz
çok tavan olacak. Hissettiğiniz her şeyi tek tek yaşayacaksınız. Çalışan çiftlerimizle alakalı noktada özellikle eşinizin iş ekip kaynaklı gideceği seyahatler yorucu olabilir. Sizin de evrak, toplantı, girişimler yorucu olacağı için çocuklarımızla alakalı noktayı biraz hani ihmal edebilirsiniz. Lütfen çocuklarla olan alanımızı ihmal etmeyin efendim diyorum. Son zamanlarda seyahat etmek, yeni keşifler, yeni noktalar için şimdiden biletler alıyorsun. Yazın planına başladınız. Hayırlı ve uğurlu olsun ama bir gökyüzü kar görsün istiyoruz ilk öncelikle dedim. Bir de ani taşınma konularımız ve ev bizi rutubede olabilir, ev güneş almıyor olabilir, nefes almıyor olabilir. Bu kararınız doğrudur ama şu anki ödediğiniz kira çok makbul. Lütfen değişmeyin, biraz daha sabırlı olun. Çünkü sizin yönetici sizin işinizi alanınızda değiştirecek, ekonomik olarak daha güçleneceksiniz, daha rahat ödemeler yapabilirsiniz. Bir de emeklilik, aile büyüklerimizle ilgili EYT'den şans gelenler için kredi çekmede bazı aksilikler olabilir. Şimdiden bunları toparlamamız gerekiyor. Evet, duygusal anlamda kendini tam anlamıyla aşka adamış okuyan gençler. Aşk, boş iş, çocuğum. Paran varsa aşk var. Paran varsa sevgili var. Paran varsa ev var. Kariyerin varsa ismin var. İşin varsa markasın zaten. Acele ediyorsun. Duygusal hayatımız tabii ki önemli. Duygularımız ama eğitimle ilgili hata yapacaksın. Dikkatli olmanızı istiyorum. Son zamanlarda evliliği hani tıkanmış ve ilerleyemiyor. Artık fikirler ters düşmeye başlarken evliliğimizi kurtaracağız. Bu evlilik çocukla birlikte tekrar mutluluk ve keyif verme evresine doğru adım atacaksınız. Aynı şekilde geçmiş ilişkinizle ilgili öfkeniz tavan yapacak, devamlı içinizden uçacak sözler. Allah onu kahretmesin, beni yarı yolda bıta, o da geliyor, merak etmeyin. Ve ayrılmak istediğiniz ilişkinizin yüzüne pat diye söyleyeceksiniz artık ben seni sevmiyorum, istemiyorum diye. Onu da lütfen sakin söyleyin. Uzun yıllardır var olan emeğiniz adına biraz daha sakin söyleyin. Karşı taraf şok yaşamasın. Lütfen rica ediyorum. Bir de boşanmada dedik. Tekrar şans verin. Evli çiftlerimiz için de bu ara özellikle su kaynaklı. Mesela lavabonuzun suyu, giderleriniz, kalorifer suyundan kaynaklı evde sızmalar, parkelerde şişmeler söz konusu. Bir kontrol ettirmeniz lazım. Farkında olmayarak eve su basabilir. İhmal etmeyin. Bir de en önemli şey koltuklarınızla ilgili yenilik yapmak. Hani koltuğunuzun önünüzdeki sehpayla alakalı yeni. Koridorunuzun kenarınızda ayna alma niyetiniz var. Maşallah bonkörden harcıyorsunuz. Ya ilk önce ekonomik evrenizi doğru düzeltin. Gelen insan sizi kalbinizle sevsin. Evinizdeki eşyayla sevmesin. Eşya, her şey boş. Sizin kalbiniz güzel olsun. İnsan yerde de sofrada oturur. Ben böyle şeylere önem vermiyorum. Yani benim evimde sehpam ya da o olmasa da olur. Ben mutlu olduğum alanda yerde de oturup yatarım. Döşekte de yatarım. Eski yorganla da yatarım. Gerekiyorsa üst üste giyer. Yine yatarım. Önemli olan sizin iç huzurunuz. Başkaları için değil, kendi nefes alacağınız alanlarınızı ihmal etmeyin. Bu ara evde çiçeklerinizle alakalı, evcil hayvanlarınızla ilgili hastalanma sorunları olabilir. Bunları da ihmal etmeyin. Çalışmayı düşünen ev hanımları, evet kursunuz hayırlı olsun. İş kapınızla ilgili planladığınız noktalarınız hayırlı. Kocayı da bırakmayı düşünüyorsun. Çünkü kocanın ailesinden de o kadar yoruldun ki milletin derdini dinleyeceğimi, çoluğumu çocuğumu daha sağlıklı alanda yetiştiririm diyorsun. Çünkü köklerden kaynaklı krizleri artık kaldıramıyoruz. Mantıklı karardasın. Gerekiyorsa ilişki terapisti olarak, çocuklarınızın da ilişki terapisti olarak, zaten evin içerisinde devamlı sözlü şiddet, hakaret var. Çocuklarınızla gideceğiniz nokta sizin için hayırlı ve aydınlık diyorum. Evlenmiş, ayrılmış ve tekrar evlenmeyi düşünen sevgili takipçilerim için yakın geçmiş bir üniversite, lise arkadaşınızdan tanıştırma enerjiniz var. Hayırlı olsun, denemekte fayda var, korkmanıza gerek yok. Özellikle sağlık olarak dikkat etmemiz gereken noktamız, hani şu göz üstümüzdeki şunlar var ya, bunlarla ilgili sıkıntılarımız olabilir. Bunlar da küçük operasyon. Bir de estetik yaptırma fikri olanlar, lütfen doğru zamanda estetik yaptırın, bu hafta değil. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.